2022'nin sonunda kaçırdığım için aşırı mutsuz olduğum bir konser yaptınız. Canım Fazıl Say'la, evet. Sevgili Genco Erkal'la. Evet. Üçünüz evet. Sahnedeydiniz. Volkswagen Arena. Üç gece. Oh, tıklım, arkadaşlarım tıklım. Paylaştıkça böyle Allah'ım diyorum bugün de kaçırdım, bugün de kaçırdım. Ve içimden diyorum ki inşallah bir daha tekrar olacak ve ben kaçırmayacağım. Bence olur. Bence olur çünkü Ankara olur, İzmir olur. Evet. Bu konserleri verirken dedim ki bütün Türkiye bunu dinlemeli, izlemeli. Evet. Bu bir, çünkü konser deseniz değil, tiyatro, sinema, bu ayrı bir şey. Yani bu bir dinleti ama başlı başına sanat yüklü evet, bir dinleti. Evet, doyurucu bir şey evet. Bu. Çok doyuyorsunuz. Sevgili Fazıl'ı zaten burada konuşmamızın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Dünya çapında evet. Gerçekten çok kıymetli bir isim. Ömrü boyunca hiç kırılmasın isterim. Sözün üstüne söz söylenmesin isterim. Çünkü başka ülkelerde aynı sanatçıları ne kadar evet. Onurlandırdığımızı düşünecek olursak bizim evet. olan sanatçıyı, bizim insanımızı daha onurlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Buradan da sevgiler olsun Fazıl'a. Evet. Nasıl birleştiniz? Zaten Genco Erkal'da konuşmama gerek evet. olduğunu düşünmüyorum. Bir tiyatro oyuncusu olarak üstadımı konuşacak değilim. Ama ben Fazıl'la bu yol birleşimi nasıl oldu? Çünkü Fazıl'ın da yanında ben böyle kadın sesi, kadın sanatçı, hani evet. yol arkadaşım diye gösterdiği birini görmemiştim. Benim cehaletim olsun daha önce olduysa evet. ama nasıl oldu? Şimdi şunu da gururla söylemek isterim. Konserlerimizde Fazıl Say benim için şunu söylüyor. Aslında başkası söylese çok güzel olurdu ya, ama. Ya olmaz. Sizin için söylenen şeyi bir kere de insan kendi kendine söylesin. 20 yaşımda yaptığım şarkılar bunlar ve çekmecemde duruyordu. Sesini arıyordu ve 20 yıl sonra sesimi buldum dedi ve o notalar çıktı. Of. Ve aniden oldu şöyle. Nasıl? Şimdi ben Devlet Çok Sesi Korosu'nda sanatçıyken Kültür Bakanlığı'nın bir siparişiyle Fazıl Say Nazım Hikmet Oratoryosu yaptı. Evet. Ve o notalar bize geldi. Biz çalışmaya başladık. Eseri o kadar çok sevdik. Çalıştık. Sonunda bir gün Fazıl Say odadan içeri girdi. Çalışma salonumuza girdi. Evet. Sonra eseri nasıl yazdığını bize Nazım Hikmet'i yorumladı. Örnekler vererek. Şimdi bazen konserlerimizde ben de onu anlatıyorum. Ve gerçekten yaşadığım şey şuydu. Orta boylu bir adam çalışma salonuna girdi. Konuştukça büyüdü. Devleşti. Salona sığmadı. Evrene sığmadı, gezegene sığmadı. Yani biz orada Fazıl Say'ın ruhunu gördük. Ruhunu gördük. Yani bir sanatçının nasıl bir oratoryo bestelediğini, ne hissettiğini, ne anlattığını ağzından dinledik. Ve benim için Fazıl artık... Ya birdir ya, birincidir yani. Ona da söylüyorum. Müthiş bir yani şey. Başka birisi çalsın, Fazıl çalsın hemen tuşesinden tanırım. Hemen yorumundan tanırım. Ve gezegende, geçenlerde söyledim kendisi, gezegende birincisin. Benim için öylesin. Evet. Daha sonrasında Nazım Hikmet Oratoryosu'nu çalışmaya başladık. Konserlerimizi verdik. Ve bir konsere solistimiz gelemedi. Gelemeyince bizde klasik müzikte genel provalar önemlidir. Tamam. Ve koro şefi dedi ki ya bizde Serenat Bağcan var, bu işin altından kalkar, boş geçmesin. Lütfen Serenatçım çıkar mısın? Fazıl Say da kabul etti. Ben de yani heyecandan korktum mu diyeyim, ürküttüm ya. Yani şimdi orada sanat hayatınız bitebilir. Fazıl Say dese ki yok ya olmadı. Dese yani artık ağzımı bile açamam. Koroda da ağzımı açamam yani. Eczane açamıyorsunuz. Evet yani istifa edip eczaneme geldim. Açarım. Ve Fazıl bana döner misin Serenat dedi. Biz göz göze, gönül gönüle bu memleketimi söyledim. Ve 3 saniyelik bir sessizlikten sonra... Sana ama 33 saniye, 33 yıl ne bir ömür. Şöyle diyeceğim, koro arkadaşlarım, orkestra, hıçkırıklar içerisinde 15 dakika alkış bitmedi. 15 dakika alkış bitmedi. Hayatımın en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Ay film karesi. Evet, çok beğendi. Sonrasında Zeynep Altıok, babası Metin Altıok için bir albümde... Bu Kekre Dünya
da diye bir şarkısı vardı Fazıl'ın. Onu söylemek için İstanbul'a geldim. Stüdyoya girdik. Şarkıyı söyledim. Ve Fazıl şöyle dedi, Serenat benim dedi bazı projelerim var dedi ama 3 yıl sonra yapacağım. Sonra şöyle bak niye 3 yıl ya dedi. Neden yarın değil? Neden yarın değil? Hemen eve gittik. O 20 yıllık notalar çıktı. Onları çaldı mesela ilk 4 mevsim. Dedim ki bunu söyleyeceğim, bu olmalı, bu nasıl güzel. Acıcık söylemezsin değil mi şimdi? Söylerim, onu çünkü çok seviyorum. Hadi söyle. Bahar mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi. Yapraklar gibi buluştu düzdü, kokular gibi sevişti dizdi. Bahar mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi. Sonra diğer şarkıları seçtik, seçtik, seçtik. Hemen gün belirledi. Bir ay sonra ayın 11'inde stüdyodayız dedi. Ve ben işte bu bir aylık dönemi zaten depresyonla geçirdim. Neye uğradım şaşırdım. Yerden yaradım, evet. Buradan buraya, oradan oraya. Ağlıyor. Sende ama böyle bir şey var anladım şimdi. Var. Her bir şeye hazırlanma süreci bir depresyon, ağlama. Ağlama krizi ama bunun yanında. Buradan çıkıyor ama ne çıkıyorsa. Çıkıyor ama onun öncesinde de ya nasıl bir hazırlanmacayı daha biliyor musun? Sanki ben hiç şarkı söylememişim. Sanki hiç diyaframımı kullanmamışım. O diyafram çalışmaları 45 dakika, spor, koşmalar, şan egzersizleri, ondan sonra deşifre etme, deşifreden sonra ezber. Anca ezberleyeceğim ki sonra yoruma geçeceğim. Oh. Ya böyle bir kamp yani. Ama olimpiyata hazırlanıyormuşum işte gibi. İşte o yüzden ama Serenat Bağcan. Ama. Ve iyi ki Serenat Bağcan. Teşekkür ediyorum. Yetmedi. Biraz yorucu. Dakikalar yetmedi. Gerçekten. Bitti mi? Evet. Aa. Ama bir daha. Bir daha istiyorum sohbet. Çok konuştum etmek. Ben ya. Ne güzel konuştun. Bir daha gel, bir daha konuş. Sanatçı böyle bir şey işte. Bize ne güzel şeyler öğretiyorsun bugün. Çok teşekkür ediyorum. Yani her hazırlığın, her eserin yorumlanması bir doğum. Evet. Hepsi başka bir sen ve senin bir ruh halin. Evet. Ve evet. Bunların hepsine koşulsuz izin veriyorsun. Ne kadar büyük bir kıymet. Evet. Yani bir yandan da bir resim sergisi benim için bu halin, ifaden. Keşke böyle bir sergisi de olsa konserden önce meselenin. Oo, çok güzel olurdu. Çok güzel.